Herkese günaydın arkadaşlar. Bugün günlerden boya günü. Evet, bugün pompa günü gibi duruyor. Bu videoyu dondurup kanalımıza abone olabilirsiniz. Bunun gibi araba içeriklerinin devamını görebilmek için. Tulumlarımızı, kıyafetlerimizi giydik pek yakışmasa da. Farkındayım. Şu an bir araba gelip de 50 lira yükle diyecek gibi hissediyorum. Rengimiz ne derseniz birazdan kutu açılışında söyleyeceğim size. Bunun rengi size mor gibi gözükebilir ama... Violet. Violet arkadaş. Halk arasında mor. Ama bunun gerçek adı Violetta. Bunu bizim biliyorsunuz kompresörümüz var. Kompresörümüzün ağzının da hava makinesinin boya spreyi var. Yani bu profesyonel makinacılardakilerin aletleri bizde de bulunuyor. Pek araba boyamıyoruz ama niye var bilmiyoruz. Şimdi bunun güzelce camlarını, farlarını, boya gelmesini istemediğimiz yerleri kapatacağız, bantlayacağız. Ardından Violetta rengine boyamaya başlayacağız arkadaşlar. Ufaktan arabamıza başlayalım. Biliyorsunuz Furkan artist yaptı. Camı açılmıyor diye camı kırdı. O camlarımızı temizleyelim. Ondan sonra camlarımızın etraflarını da gazeteyle bir şeyle kapatalım. Ardından boyaya başlayalım. Bu cam kırıklarımızın şeylerini çıkaracağız. Camlarını düşürmemeye çalış kanka, şu kenara doğru düşürüyor. Kaldır yani. Nereye düşüreyim? Fıstık gibi paspas bu. Kullanılır, bunu atmayalım. Şöyle koyayım. Valla fıstık gibi valla ya. Yıkanılır, kullanılır bu. Bunu atmayalım. Bunu kanka direkt şeyi çukurun içine götür. Şimdi elimizde böyle bir plastik streç var. Bunu camlara boyanmasını istemediğimiz yerlere çekeceğiz. Ardından da boya bandımızı da yapıştırarak sağlayacağız. Şimdi önce ön tampondan başlayalım. Farların olduğu kısımdan. Yani çok güzel olmadı ama kötü de olmadı. İşte koruduğu kadar, korumadığı kadar. Şimdi sprey tabancamıza boyamızı koyacağız. Su bazlı olduğu için tiner koymayacağız. Üstüne biraz su koyacağız artı boyan. Şimdi nasıl koyacağız? Bir huni gibi bir şey yapalım bence. Dur. Dur böyle akıtıyorum. Şimdi bu gördüğünüz Violetta rengine boyayacağız. Ha arkadaşlar, bu arada Instagram'da anket yaptık. Pembe mi yapalım, turuncu mu yapalım diye. Turuncu kazandı ama yine de pembe yapıyoruz. İkisinin karışım bir rengi oluyor. Şimdi bunun başından kalınlık ayarını falan ayarlayacağız. Çekmedi daha. Şimdi havayı boşalttık. İlk spreyi vurduk. Violetta rengimizin. Şimdi boyamaya başlıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi diyeceksiniz altı niye böyle pis falan, yani tek pis olan yeri orası değil. Dur benim bir maske falan takayım. Bu zararlı. Artık böyle yapacağız. Şu an maskemiz yok. Burnumu aç. Ağzımı da aç. Anladım ben bunu. Kapı farklıydı biliyorsunuz. Şimdi aradaki renk farkını kapatıyoruz. A few moments later.
Videoda emek var ona göre. Böyle jantımızı boyuyoruz. Bu video komple bir fail videosu. İşte abi güzel boyayamadınız ya, öyle olmadı şöyle olmadı. Rica ediyorum, bu fantezidir. Hani ekstra bir şey beklemeyin. Şimdi dört canlı da böyle fırçamızla boyayacağız. Kamerayı tutması biraz zor. Arkadaşlar boyama makinesinin ağzı tıkalıydı. Şimdi şöyle bir çözüm bulduk. Uçtan yapınca güzel çekiyor. Uçtan yapıyorum. Yani görüyorsunuz önceden kötü boyuyordu. Şimdi daha iyi boyuyor. Uzaktan güzel dursun yeter yani. Tabii ki de yakına gelince boya kötü, farkındayız yani. Bu zaten araba boyası bile değil ki arkadaşlar, bu duvar boyası yani. Bazı arkadaşlarımız iyi niyetiyle söylüyor, işte abi siz arabayla uğraştıkça ben de uğraşmış gibi oluyorum, sağ olun şey yapın diye. Biz de o iyi düşünceli tüm kardeşlerimiz için böyle uğraşıyoruz, eğlenceli bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bir şeyleri ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Aklınızda da sizin projeler varsa, işte abi şöyle yapın, böyle yapın, bunları yazabilirsiniz. Arkadaşlar acısıyla tatlısıyla biraz boyadık, şey ettik. Şimdi artık şunları kaldırma zamanı, zaten öyle çok spreylik bir olay da yapmadık. Artık fırçayla devam edeceğiz. Tabancamızın ucu da artık tıkandıysa mı ne olduysa bir sıkıntı çıkardı. Biz de fırçayla yapacağız, zaten çok özendirici bir şeye gerek yok. Zaten çok da özendiğimiz söylenemez. İnce detaylara devam ediyorum diyeceğim de arabanın bildiğim bir kanadını koyuyorum. Maksat bütünlük elde etmek ya, dediği Ali'nin dediği gibi. Yani ne ince detaylara şey yapıyoruz. Şöyle baktığın zaman bir fotoğrafta ya da şeyde mor olsun. Aynaların arkasını da boyuyoruz. Komple boyuyoruz. Bir gaza geldik. Nasıl görüntü olacağı hakkında bir fikrimiz yok. Ümidim dileğim birce bulur, dertçe bulur, yine sen benim olmasan. Başka bir zaman kabriyo ya da sunroof yapacağız. Yine de tavanı boyuyoruz ama yani kesilebilir, kesilmeyebilir. Biz maksat bu videoya başlamışken bir bütünlüğü elde edelim, bakalım ne oldu, neydi, ne oldu diye bakacağız. Şu tozun torpağını atalım da. Arkadaşlar yok normalde yıkayacaksın, zımparalayacaksın bilmem ne falan, biliyoruz, farkındayız. Ki tek sorunumuz bu değil yani. Tek sorunumuz fırçayla da boyanmaz. İkinci sorunumuz da bu boya araba boyası değil. Yani duvar boyası. Belki yarın, belki yarından da yakın ya da bir yağmurda atacak gidecek. Yani sıkıntımız o değil. Baksana tozlar mesela altında pütür yapıyor. Ama yani mesele o değil şu an yani. Maksat komple bir mor olsun. Yapıyoruz, çalışıyoruz, uğraşıyoruz. Sizlerden de bir beğeni alırız be. Bu boya madem duvar boyası, hakkını da verelim bari. Gördüğünüz gibi arabamız şu halini aldı. Bir gezdirelim arkadaşlara. Kısa bak bak kaldım tatlı sanki baklava. Kimseye güvenemem alayınız baksana. İki kez üç kez olsa tamam eyvallah tamam. Şimdi ilk hedefimiz şu sahte sunroof'un olduğu yerden zaten. İzi belli. Burada daha önce bir sahte sunroof yapmışlar. Biz bunu gerçeğe çevireceğiz. Beğenmezsek de komple üstünü kesip atıp tertemiz bir kabrio da yapabiliriz. Bakacağız bu videonun sonuna kadar ne olacak, Allah bilir. Yapacağımız şey biraz tehlikeli. O yüzden tabii ki de güvenlik önlemlerinizi alacağız. Özellikle bir şey keserken kesinlikle gözlük takın. Kör olan insanlar gördük. O yüzden tabii ki de önlemlerimizi alacağız. Bu çok sağlammış arkadaşlar. Demir de keser, mermer de keser. Şöyle göstereyim. Sen değilsin, başkası o. Ne var lan, dublör işte. Ha bak böyle koparttım. Bu spiral taşı bitti yani. Bunun yenileri var. Normalde boyu bu kadar bir şey. Görüyor musun? Bu kadar kalmış. Bunu yenileyeceğiz. Kesmeye devam. Bayağı kolayladık. Buradan götüreceğiz artık.
Önce mi bırakacağız? Şöyle gidecek. Burada bir ince bir işçilik var. Bunu ben yapamam. Bir abimiz var, o yardımcı olacak. Gördüğünüz gibi arabanın önü çıkıyor. Aa, çok ağır. Allah'tan. Dikkat et, araba çizilmesin. Şu an için arabayı kabrio yaptık. Evet, araba üstü açık. Üstü açık arabada kabriodur yani. Detaylar çok önemli değil. Hatta dur, sunroof da açayım arabaya ya. Baksana şuraya, balyoz gibi anasını sat. Dikiz aynasını kırdın ha. He? Dikiz aynasını. Ha, tek derdimiz oydu anasını.